olunca halka düşen refah adına huzur adına bir şey kalmıyor. Bu bozuk düzen her taraftan dökülüyor. Bunu halkın ezildiği bir enkazdan enkaza dönüştürmekten alıkoymak için hepimize. Bu ülkede adalet isteyen herkese çok önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin hedefe bilincindedir bunların gereklerini mutlaka yerine getirecektir. Sevgili kardeşlerim. Evet AKP Genel Başkanı Erdoğan 17 günlük kapanmada hiçbir güvence veremedi, vermediği ve iflasa sürüklediği esnafa da geçen işte kabine toplantısından sonra müjde adı altında hibe desteği açıkladı. Kapanmadan önce bir şey yok. Kapadı, kapanma döneminde aşı yok. Kapanmadan sonra çiftçiye müjdeye eee çiftçiye esnafa sadaka türünden bir müjde bir müjde açıklanıyor. Hayal satmaya çalışıyor. Ama nasıl bir hayal? Bu kadar da bu kadar da inandırıcılıktan yoksun. Halkın bile bile halkın gözüne bakmaya korkarak halkın kabul etmeyeceğini, bunun doğru olmadığını bile bile böyle bir müjde adı altında böyle bir açıklamayı neden yapar bir iktidar? İşte toplumla, halkla, emekçiyle hiçbir bağ kalmadı. Bir avuç sermayedara, yandaşa mahkum etmeye çalıştığı için bu. Ülke. Onun için halkı görmez. Ne yapıyor peki? Bir defaya mahsus 5000 veya 3000 hibe desteği sunacağını söylüyor esnafa. 15 aydır kepenk kapalı, borç altında ezilen, icra dosyalarını saymakla bitiremeyen esnafa açıklanan destek bu işte. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı bir kereye mahsus diyor. Oysa pandemi 15 aydır devam ediyor. 15 aydır esnaf ve iş kanal. Esnafa gelince bir kereye mahsus ama yandaş beşli çeteye geldiğinde dikkat son 10 ayda 128 kez vergi indirimi var. Bu 128 rakamında da var bir şeyler gerçekten. <laughs> yani 128 milyar dolar Merkez Bankası kaynakları çarçur ediliyor. Son 10 ayda Son 10 yılda beşli çeteye sağlanan vergi indirimi ve affı 128 kere gerçekleşmiş. Yaptıkları yardım susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın dudağına parmakla su damlatmaktan öte bir anlam ve etki taşımıyor değerli kardeşlerim saraya ve yandaşa kaynak aktarmada sıkıntı çekmeyen bu iktidara sesleniyoruz. Bakın. Esnafa destek vermek istiyorsanız uzaklarda kaynak aramanıza gerek yok. Bindiğiniz uçaklar, makam araçları, dağıttığınız ihaleler esnafa da işsize de yeter. 15 aydır kapalı olan esnafa desteğin arttırılması için alın size somut bir öneri. AKP Genel Başkanlığı'nın filosunda 13 uçak var. 12 tanesine yine kendisi binmeye devam etsin diyeceğiz. Dilimiz varmıyor ama hadi diyelim ki binmeye devam et. Birinden insin, diğerine bilsin. Sadece Katar'dan aldığı 400 milyon dolarlık uçağı satıp esnafa yapılan desteğe eklesin. Bakalım ne değişiyor. Böyle yapılırsa nereye gidebiliriz? Halk bunu görsün. Halk yaşadığı sefaletin sebebini biliyor. Her geçen gün daha da iyi görüyor. Ve bunun hesabını da mutlaka ama mutlaka soracak. AKP Genel Başkanı helallik istiyor. Evet. Helallik istenebilir. Helalleşme de önemli bir. Önemli bir iştir. Doğrudur. Ama öyle sadece sözle bunu ifade etmenin hiçbir anlamı yoktur. Pek çok kaynaktan helalleşme ile ilgili bir sürü şey söyleyebilirim. Sadece herkesin anlayabileceğini düşündüğüm iki noktaya vurgu yapayım. Helalleşme istiyorsanız, bir, önce yüzleşeceksiniz. Sebep olduğunuzu itiraf ettiğiniz sorunların nedenlerini açıklayacağım yüzleşme bunu gerektirir. Neden esnaftan helallik isteme noktasına geldiğinizi tutup açık ve samimi bir şekilde anlatacaksınız. Biraz önce saydık. Daha da fazlasını sayabiliriz. Ama önce bu niyeti ortaya koyması lazım. Bunu yaptıktan sonra diğer adımda gasp edilen kul hakkını geri vermek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Helalleşme ancak böyle olur. Kul hakkını gasp ettiğinizi itiraf ediyorsunuz. Helallik isteyerek. O zaman yüzleşin. Bu helalleşme talebinizi dile getirmenize yol açan sebepleri samimi bir şekilde ortaya koyun. Sonra da ihlal ettiğiniz veya gasp ettiğiniz hakları iade edin. Bu bir hesap verme meselesidir aynı zamanda. Bunu yaparsanız o zaman bu ülkede bizim dediğimiz çerçevede bir yolun açılmasını da sağlayacak diğer çalışmaları derinleştirmek bize kalır. Bunu yapamayacağını biliyoruz ama madem dile getirdi buyurun işte şartları çerçevesi budur. Yapın bakalım. Yapamazlar. Yapamazlar. O zaman ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Biz de hesabını soracağız bunu. Neyin? Halkı mahkum ettikleri açlığın, işsizliğin, yoksulluğun hesabını sor bu iktidar yüzünden hayatını sonlandıran, sonlandırmak noktasına gelen insanların hesabını soracağız. Bu kötü salgın yönetimi nedeniyle hayatını kaybeden insanların hesabını soracağız. Söndürdükleri umutların, kararttıkları geleceklerin, yıktıkları hayallerin hesabını soracağız. Geleceği çalınan gençlerin hesabını soracağız kırıma uğrayan kadınların hesabını soracağız. Hukuksuzlukların, adaletsizliklerin hesabını soracağız. Evet ve en önemli hesaplaşma yeri de sandık olacaktır. İşte o sandıkta da bütün bu hesapları toplayıp açık ve net bir fatura çıkaracağız. Görecekler diyeceğiz. Evet. Siz beceremediniz. Siz yüzleşme dediniz, onu da yapamadınız. Helalleşme dediğiniz yapamadınız. Biz de işte diyoruz. Hesap burada. Bu iktidar o hesabı gördüğünde kaybettiğini öyle güzel anlayacak ki Türkiye halkları da aydınlık bir geleceğin yolunun adımlarının başladığını görecek. HDP bunun için var. Bu konuda üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır.